İlki saldırıyı Irak İslami Direniş Mücahitleri üstlendi. Yani bu ne demek? Bir seyircilerimize anlatman için söylüyorum. Evet, yani şu, orada çok sayıda örgüt var ve bunların çeşitli hem ülkelerle bağlantıları var hem de ideolojik anlamda Amerika ile sorunları var bir anlamda. İsrail ile sorunları var. Yani İsrail'in bu tavrına karşı da çok radikal çıkışları var. Muhtemelen o örgütler devreye giriyor. Acaba yani bu onların devreye girmesi bizim Irak'taki mücadelemizi, Suriye'deki mücadelemizi yani menfi yönde mi etkiler yoksa bizim lehimize mi etkiler? Vallahi Amerika zayıflarsa bölgede lehimize etkiler. Yani bu, çünkü bizim karşımızda PKK yok biliyorsunuz yani. Biliyorum. Karşımızda şimdi, Amerika ama var. Şöyle bir şey de var yani bizim karşımıza PKK yok, Amerika yok, Amerika zayıflarken diyorsun da Amerika zayıflarken şimdi öyle bir şey senaryo çizdiniz ki bölgeye ve dünyaya ilişkin ya bu pozisyonda Türkiye ne yapacak? Yani i̇şte, Türkiye'yi nereye sürüklemek isteyecekler? Türkiye nereye kadar duracak? Şu an çok itidalli bir politika yürütüyor ama yani dedim ya yani bir, yani diğerlerinin de bir aklı başına gelse, aklı selim hakim olsa da şimdi bu kadar tuhafın arasında Türkiye nasıl davranacak? İşte zaten onu söylemeye çalışıyoruz ya, yani bu işin şakası yok. Türkiye burada çok geniş bir müttefikler meselesini mutlaka dikkatle izlemeli. NATO mesela bugün şeyde konuşmalar oluyor. Yani öyle ilginç şeyler var ki parlamentoda, Dışişleri Komisyonu'nda mesela CHP milletvekili ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun da danışmanı Namık Tan bir konuşma yapmış. Namık Tan da biliyorsunuz hem Tel Aviv Büyükelçimiz hem Washington Büyükelçimizi daha önce. Yani ifadesi şu, elbette İsrail'in saldırılarını hiçbir şey mazur gösteremez ve meşru kılamaz. Ancak Hamas'ın da sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırısında kınanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu hususta da hakikaten pek suskun kalmasının Filistin davasında hizmet etmeyeceği görüşündeyiz. Hamas'ın bu hareketi belli ölçüde eğer mazur görülürse İsrail'in de aynı şekilde buna tepkisi de bir şekilde mazur görülme girişimlerine yol açabilir diye esas oku Hamas'a çevirmiş, evet. İsrail'i korumuş o? Yani. Basra harap olduktan sonraydı değil mi? Öyle bir söz Hayır, vardı. Hayır yani eğer mesele oysa da zaten işte İsrail'de karşılığını vereli çok oldu. İsrail misliyle karşılık verdi. Tamam hadi bitti. Yeter hani o bak, zaman. Türkiye ne yapacak? Türkiye sanki uzun süre kaldı şöyle bir şey var. Türkiye yani bu kısa zamanda yeni ittifaklar nasıl kuracak? Yeni ittifaklar kurması mümkün değil. Yani karşısında aniden bu bir NATO kararı haline gelirse ne yapacak? O nedenle bu konuda bizim Türkiye'de bulunan herkesin mutedil olması ve devlet politikasını izlemesi gerekiyor. Bakın şey bile Biden bile neye davet ediyor kendi insanlarını? Yeni küresel düzen olurken siyasette içeride devlet politikasına uyun demektir. Evet. Yani burada ki görülmesi gereken şey şu. Sayın Bakanım NATO bize yani 15 Temmuz'u NATO yapmadı mı? Ya 12 Eylül NATO yapmadı efendim, ya yani. Efendim, evet efendim, ama bir taraf olmak zorunda mıyız ya burada? Hayır taraf değil. Dostumuzu düşmanımızı bilelim. Hayır dostunu düşmanı bilirsin de savaşa girmek zorunda mısın? Şu saatte bilemezsin. Bence değilsin. Böyle bir şey yok. Niye savaşa giriyorsun? Bir şey söyledim biraz evvel. Savaşa girelim anlamında hemen savaşalım anlamında söylemiyorum. Yani işin şakası yok. Biraz evvel bir şey söyledim. Bakın ne dedim? Şu anda bu hükümetin uyguladığı politika aslında 1940'lı yıllarda İsmet Paşa döneminde hani çok eleştirilen uyguladığı mutedil olmak, savaştan uzak durmak ve barışçı olmak. Bakın şimdi Cumhurbaşkanı ne diyor? Adil barış diyor. Yani burada ki mesela biraz evvel okuduğunuz o söylemde bir insan söylediği lafların da esiridir değil mi? Şimdi evet. Siz ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ya bu adam Hamas'ı suçlamış, şey yapmış. Şimdi bu konuda burada bir bakış açısı Türkiye'nin bu aşamada tuzağa düşmemesi. Neden tuzağa düşmemesi? Bakın tuzağa düştük. Arap Baharı'nda düştük. Kabul edelim. Bazı başka şeylerde düştük. Yanlış 1991 yılında, 1991 yılında hatırlayın Ecevit barbar bağırdı söyledi. Ama o zaman rahmetli Özal bu çekiş güç hikayesinde Amerika ile
bir şey yapmasına ve PKK'nın güçlenmesi çekici güç olmasından sonradır. Şimdi bazı şeyleri kısa vadeli görmemek lazım. Türkiye'de biraz evvel İsmail Hakkı Bey'in tabii askeri deneyimine dayanarak bir şey söyledi. Ya, bu tür şeylerin oldu da, uzun zaman, bir planlamaya ihtiyacı var. O zaman çekiç güç oraya gelmeden önce de Türkiye oraya girmeyi tartıştı. O dönemki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde engelledi. Yani bir koyup bu, üç alacaktık. Bu olmadı. Ya bir koyup üç alamazdık canım. Yani. Hayır, ya öyle yapmayın. Dediler ya. Ya yapma ya, şimdi bakın bakın. Belli kesimlerle ittifakı düşünenler geleceği düşünmeden davranırlar. Ona o zaman yapılan yanlıştı. Sonra da yaşadık. Bakın ben fazla konuşamıyorum. Biraz önce hani Hande Hanım dedi ya, bazı konularda Fulya için ketum davranıyorum. Ben de bu devlet yönetimi açısından bazen ketum davranıyorum. Ama damdan düşerken neler yaşadığımızı gördük. Ne olduğunu gördük. Birileri kısa vadeli çıkarlar uğruna Türkiye'nin ciddi bir şekilde bir zaman kaybına uğramasına neden oldu. Ya. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Şu andaki hükümet politikası doğru bir politikadır. Devlet politikasıdır. Ve denge politikasıdır. Aslında Ukrayna-Rusya savaşında da güdülen politika doğruydu. Yani ben niye bunu söylüyorum? Ya dış politikada Türkiye'nin son dönemde attığı bütün adımlar ya. Doğruydu. Bütün bugün, adımlar doğruydu. Her konuda Sayın değil Bakanım, ama bu konuda doğru. Hepsinde doğruydu. Yani bugün beni şey aradı. Ama şu anda o her konuyu tartışmanın zamanı değil. Şu anda devamlı devletler tartışmanın sorusuna bak, ben şöyle çok kısa bir cevap vereyim. Karamsar olmaya gerek yok. Türkiye adeta bugünlerin geleceğini görmüş gibi 2016 15 Temmuz ihanetinden sonra hem devleti hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yeniden yapılandırarak aslında bu sürece kendini hazırladı. Hem savunma sanayinde atılan adımlar, bütün sınırlarımızı biz neredeyse... Bu arada Selçuk Bayraktar'ın da önemli bir mesajı var. Bütün sınırlarımızı biz neredeyse kapattık. Bunun dışında aşağıdaki o güneyde kurulmaya çalışılan, ABD eliyle kurulmaya çalışılan koridor devlet planını en azından durdurduk. Yani dolayısıyla biz bugüne hani tam olarak olmasa da 2016 öncesine göre daha hazırız. Evet, daha iyi geldik. Yani şu an Selçuk Bayraktar'ın da şu tweetini bir okuyayım. Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri yaşanıyor. İsrail kadın çocuk demeden masum sivilleri katlediyor. Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor. Kimliğini soykırımına mücadele etmeye borçlu olanlar bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor. Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor. Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Selçuk Bayraktar'ın açıklaması efendim. Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır. Ya şimdi işte benim de itirazım bu. Yani yeni dünya düzeni, küresel dünya düzeni, ya 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırım. Herkesi de işte bu katliamlara karşı durmaya, sessiz kalmayın. Yani ve işte harekete geçmeye çağırıyor. Ya bir böyle bir bakış açısı fiili, var. Fiili diğer işte tarafta bak, da bana diyorsunuz ki yani ben tabii hoşlanmadığım için bu savaş mevzularından işte küresel dönüm noktasında evet. olan ama uçakta ayakta duramayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden küresel dönüm noktasına karar verip arkasındaki devletiyle, derin devletiyle üçüncü dünya savaşına kendisi girmese de bütün dünyayı sürükleyecek. Bu da affedersiniz de bu dünyada yaşayan bu dönemin bütün çocuklarına, hepimize, çocuklarımıza yapılmış çok büyük haksızlıktır ya. Refah ya öyle kapısı. Haklısın ama işte tarih boyunca bu iş hep böyle olmuş. Yani yeni öyle düzenler öyle. Oturtulurken hep öncesinde bir ekonomik tarih kriz, boyunca arkasından ama bir savaş. İnsanlar pişman olmuş, devletler pişman olmuş, yeni topluluklar kurmuş. Vallahi, ondan sonra aynı şeyi yeniden yapmışlar. Şöyle, bizim, evet, bizim yapacağımız şey şu, bu coğrafyada biz güçlü olacağız. Evet. Savunma sanayimizi güçlendireceğiz, ordumuzu güçlendireceğiz, siyasi istikrarımızı sağlayacağız. Sağdı, soldu, şuydu, buydu. Tabii ben buna katılıyorum. İşte, benim iftira olmaz bak, bir savaş karşıtı olduğum için söylüyorum. Yani haklısın. Niye benim yani
Niye bizim çocuklarımız, niye senin çocuğun, niye onun çocuğu, niye sen, niye öbürü bak, savaş görsün yaşasın şimdi 1974 ya? Kıbrıs Barış Harekatı başladığında Türkiye'nin güneydoğusunda insanlar koşa koşa askerlik şubelerine giderler. Orada askere gitmek için. Ya biz böyle bir millettik ama bizi maalesef önce Türk-Kürt diye, sonra Alevi-Sünni diye, sonra laik-anti-laik diye bin kez bölmeye çalıştılar. Bin kez ayrışmaya çalıştılar. Bak bugün gelinen noktada Türkiye her şeye rağmen bu coğrafyada bir istikrar adası gibi. Evet. Bir kez daha tekrarlıyorum. Aşağıdaki iki tane komşun son 20 yılda 3 parçaya bölünmüş. İran hali ortada, Suriye'nin hali ortada. Eğer sen içeride birlik beraberliği sağlayamazsan seni bekleyen son da o olacak. O yüzden bizde yarından tezi yok. Nasıl ki Biden kendi ülkesindeki cumhuriyetçileri, demokratları uyarıyorsa biz de buradan siyasi parti liderlerine çağrıda bulunalım. En azından şu kritik dönemde aralarındaki o uzlaşmaz çelişkileri bir kenara bırakıp ya şu tezkere meselesi ya eleştirmek istemiyorum. Tezkereye hayır diyorlar. Neyine hayır diyorsun ya? Neyine hayır diyorsun? Yani Türkiye Cumhuriyet Devleti savunma bütçesini arttırıyor. Bu da mı sizin için bir şey ifade etmiyor? Amerika İsrail için ek bütçe çıkartıyor. İki tane oraya savaş gemisini, uçak gemisini yolluyor. İşte Orta Doğu'nun hali ortada. Rusya-Ukrayna savaşı ortada. Ve sen tezkereye hayır diyorsun. Yani en azından bunları bıraksınlar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa bunları bıraksınlar. Hande Refah sınır kapısında çalışmalar hızlanmış. Yarın galiba 20 tır için evet Birleşmiş Milletler gözetiminde, denetiminde Nasıl zaman kazanıyor? Bak geldi oraya vurdu. Evet. Şimdi o tamir edilinceye kadar da zaman, insanlara güneye doğru evet. Yani bu peki, kadar. Peki bir şey diyeceğim. Refah yani. Şunu soracağım. Refah sınır kapısı açılıp aynı zamanda kara harekatı başlayabilir mi? Başlayabilir. Başlayabilir tabii. İkisi eş zamanlı olabilir, olabilir yani. Olabilir. Milletin daha hızlı gitmesi için. Yani panik yaratmaya çalışabilirler. Evet, fakat evet. Mısır diyor ki hatırla. Ben bu oyuna gelmem. Bu oyuna gelmem. Kendimi de alet etmem. Etmem diyor. Anlıyorum yani ben ya. Eğer Gazze'yi boşaltıp orayı açık savaş alanı haline getirmek için bu kapıyı açın diyorsanız. Mısır bunun için bugüne açar, kadar açar, kabul etmedi. Ben kabul etmem diyor. Evet, Mısır kabul etmeme nedeni bu. Yani bu. Ben senin oyununa gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Gazze'yi boşaltıp buraları ele geçirmene müsaade etmeyeceğim var, diyor var. Da. Evet. O kara harekatı başlayınca ya, o insanlar oraya yığıldığında ne olacağını yani işte, bilemezsin ama. Bilemiyoruz. Tabii burada bakın ben yani panik yaşanır mı yoksa şu ana kadarki gözüken manzara. Yani Filistinliler gerekirse biz topraklarımızda öleceğiz noktasında bir tavır sergiliyorlar. Şimdi Filistinlilerin bak topraklarında ölmesi de başka hayır, topraklarda yani, başka açık, yangınlar başlatacak. Yani, i̇şte ölemeye çalıştığım bu. Adama yetmedi kardeşim hani ya. Karşı ne Amerika'sına ne İngiltere'sine bu kadar karıştırdığı evet. Şu bölge yetmedi i̇tiraz ya. Etmiyorum. Ben bir ne oradaki aldığım ya. Bilgileri söylüyorum. Anladım ben zaten sana kızmıyorum. Hamas için doğru söylüyorsunuz da oradaki vatandaş aynı şeyi düşünmeyebilir. Valla vatandaşın gidecek bir hali kalmamış yani. Bir evde 50 kişi atıyorlar zaten. Yani onun silah alacak hali var mı? Hande aslında soruyu bir de şöyle sormak lazım. Gazze İsrail sildi süpürdü. Tamam. Bitti bu, mi? Bir dakika. Bu olay İsrail'i ve Amerika'yı daha da cüretkarlaştırır mı? Türkiye'ye, Lübnan'a, Suriye'ye tehdit artar mı, azalır mı? Artar. Olaya buradan bakalım. Ben de sana artar. Şöyle söyleyeyim. Hamas biter mi? Yani. Hamas hayır. Yerine başka ne çıkar? Başka ülkelerdeki Müslümanların İsrail ve Amerika'ya karşı öfkesinin boyutu ne olur? O bahsettiği Hakan Fidan'ın bölgedeki kopuş nereye varır? Evet. Onun tehlikelerin Amerika Birleşik Devletleri acaba farkında mı? Yeni bir Afganistan ama şimdi çıkar mı bölgemizden? Sayın Hakan Fidan'ın söylediği o kopuş bölge ülkelerinin Amerika'dan kopuşuyla ilgili bir konu. Evet. Özetliyor değil mi? Evet. Onu söylüyor. Evet. Yani olabilir ama bölge yani. Ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden kopuşunun evet. Böyle hani koptuk gidiyoruz yo, gibi olmayacağını hepimiz biliyoruz. Tabii. Yani o kopuş, o üsler işte bugünden hareketlenen o asimetri savaşının bir anda yani her yere yayılabilir. Liderleri tabii. Bazı Arap ülkelerinin işte İngiltere'de param var öbür tarafta fonlarım var falan diye takılırken ha, bir bakar lider kalmamış tabii. Ortada. Yani Arap sokakları. Benim bahsettiğim korku bendeki sıkıntı bu, onu söyleyeyim. Zaten öyle yani kardeşim daha fazla karıştırma işte başına bela alıyorsun. Gelmişsin kaç yaşında bu Biden? 80.
80 yaşında ya. 80 veya 82. Ayakta duramıyorsun. 80 yaşındasın. Hala dünyanın düzeniyle oynuyorsun. Altına dinamik yerleştiriyorsun. Ama işte Biden şekliyle. Beni ilgilendirmiyor. Başkan olmasaydı o zaman. Tabii tabii. Huzur evine gitsin. Ama öyledir yani. Başkan olmasaydı. Huzur evine yani, bir dakika. Sanki normal insanlardan bahsediyorsunuz. Diyelim ki Trump gelseydi ne yapacaktı? Ama sorun Amerikan devleti. Amerika'nın yansımını yıkılıyor. Ya şimdi bak. Sezer abi çok iyi biliyorum. Ama uçağa binip mavi kravatını takıp yürü dediklerinde bir anda koşturmaya başlıyorsan normalde yürüyemiyorsun. Hande, bunu da bir kardeşim düşün bak, sağlıkla demin, ya. Demin müsaade etmedi tamamlayayım. Siz normal insanlardan bahsediyormuşuz gibi konuşuyorsunuz. Bakın tarih boyunca yaşanan bütün büyük katliamları bunların ataları yapmış zaten. Haçlı savaşları, Kızılderili katliamı, Afrika'daki katliamlar. Ya bunlar dünyanın geri kalanını kendileri gibi olmayan insanları zaten insan gibi görmüyorlar. O zaman dolayısıyla şöyle mi? Biz hep oturalım taşıdığın, hadi bizi öldürün. Ya o senin taşıdığın hassasiyetlerin hiçbirini taşımıyorlar. Onlar için varsa yoksa kendi çıkarları. Bunlar Belçika, Afrika'da insanların kollarını kesip çalıştıran insanlar. Bunlar milyonlarca Afrikalı'yı köle olarak yüzyıllar boyunca çalıştıran insanlar. Bak tarih boyunca ne yaptıkları ortada. Dolayısıyla bugün bunların yaklaşımı bu olacak. İsmet abiye ben şu açıdan katılıyorum. Sen güçlü olacaksın kardeşim. Tabii. Tabii. Sen güçlü olmazsan o şeyler hep hikaye. O romantizm, o saf romantizm onları geçin. Romantizm ya işte değil de insan yani hakları, şöyle. Demokrasi, evrensel. İnsan, ben zaten onların demokrasisiyle dalga geçiyorum ya. Ya bak hepsini yazan bunlar, her yerde ihlal eden bunlar. Ya bunlardan bir şey beklemek anlamsız. Bunlarla ancak şöyle masaya oturursun. Onları caydıracak gücün ve kapasiten varsa bunlarla bir konuda anlaşmaya varabilirsin. Eğer yoksa senin de kedinin fareyle oynadığı gibi oynarlar. Geçmişte bizimle oynadıkları bütün gibi. Bütün dünyayla oynuyorlar. Bakın şimdi bir şey söyleyebilir olayın, miyim? Olayın bir bölümü, pardon. Filistin'de bir gazeteci var Türkiye'de. Yüksek lisans yapıyor. Çocukluğu kamplarda geçmiş. Yani Filistin kamplarında geçmiş. Ona bir program yaptık da bir radyoda şeyi sordum. Yani çocukluğunda ne yaşadın diye. Bak Yahudiler kamplardan geldi. Evet. Filistinlileri kamplara tıktılar. Evet, evet. Ya ne kadar acı bir şey ya. Dedi ki taş atarken dedi. Onun görüntüleri var mı bilmiyorum şeyde. Taş atarken hani bir zaman taşlar çocuklar taşlarla savaşıyordu ya Filistin'de. O taşları atmasınlar diye çocukların parmak kemiklerini kırdılar dedi. Onun görüntüleri de vardı hatırlarsınız. Hatta ben attım aslında şeye belki de gösterebilirler. Yani çocuklar taş tutup da atmasın diye parmak kemiklerini kırdılar dedi. Yani biz öyle bir dönemden geliyoruz dedi. Biz o dedi vurulan Gazze'de bombalanan her evin bir hikayesi vardır dedi. Ondan sonra yani biz çocukken hayal bile kuramazdık dedi. Mesela dedi ben dedi daha sonra geldim dedi başka yerlerde işte herkes çizgi film kahramanlarını konuşuyor. Bana soruyorlar sen izledin mi diye dedi. Hayır görmemiştim. Hayır dedi ben görmedim ama dedi. Ha. İzledim dedim dedi. Bir dakika. Tamam bak mı? Bir dakika. Dün diyorum. Hastane saldırısından sonra oradaki oyuncakları. Evet. Ölü bedenlerin yanındaki oyuncakları gördünüz evet, mü? Evet gördük. Bunların çocukları oyuncakları evet. Muhtemelen 40 yıl önce görmüştür. Evet. Tamam evet. Mı? Dönüp bunların çocukları oyuncakları ellerine almaya tenezzül etmezler. Şimdi şöyle yazık bir şey değil mi? Bakın mesela biz olayın sadece dünyanın bir bölümünü konuşuyoruz. Mesela Güney'i konuşmuyoruz. Asya Pasifik'i konuşmuyoruz. Orada da o kadar büyük olaylar var ki Filipinler'de, diğer Myanmar'da, diğer taraflarda işte doğuya doğru. Pardon bu arada verebileceğimiz görüntüler değilmiş. Evet. Onun için vermiyoruz. Kilise görüntüleri mi? Hayır, eller. Evet. Çok cani görüntüleri olduğu için anladım. Ekranlara bak, getirmiyoruz. Şöyle bir açıklama evet. Komutanım özür dilerim. Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi bir açıklama yapmış. Bu arada İsrail'in Gazze'ye vurduğu kilise dünyanın en eski 3. kilisesiymiş. Yazık ya. Böyle bir özelliği var. Bak patrikhane açıklaması Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi. Gazze'deki dünyanın en eski 3. kilisesini hedef alan İsrail bombardımanını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Ah. Başka zaman biz operasyon yaptığımızda hatırlıyor musun? Suriye'nin kuzeyinde. Hı-hı. İşte Türk ordusu kiliseyi Hı-hı. vurdu. Dünyayı ayağa kaldırmaya Hı-hı. çalıştılar. Şimdi İsrail dünyanın en eski 3. kilisesini vuruyor.
İçinde 400'den fazla insan var. İnşallah kimse hayatını kaybetmemiştir. Bir tarafı yıkılmış. Yani üstüne birazcık bir milim daha kaysaymış tamamen yok olacakmış. Kilisenin bir bölümü yıkılmış.